Sağlıkta yeniliklerden herkese merhaba. Ocak ayının ilk iki haftasını geride bıraktık. Haftalık sağlık haberlerimizle karşınızdayız. İki yıldır hayatımızdan çıkmayan COVID-19, son iki aydır yeni varyantı Omikron'la yine hepimizi korkutmaya devam ediyor. Kimileri son varyant Omikron için salgının finali dese de yaşadıklarımızdan sonra hiçbirine inanmaz olduk. COVID'in son varyantı Omikron'la ilgili her gün yeni bilgiler ediniyoruz. Bildiğimiz COVID vakalarına benzemeyen yönleriyle her ne kadar ölüm oranı az da olsa Omikron bizi korkutmaya devam ediyor. İngiltere'de yapılan son araştırmaya göre Omikron'un belirtilerinden biri de deri tutulumları. Deride kızarıklık, kaşıntı ve isilik gibi şekillerde görülen bu yeni belirti daha çok çocuklar ve gençlerde görülüyor. Viagra Alzheimer'a karşı koruyor mu? ABD'de yapılan bir araştırma, Viagra'nın Alzheimer'a karşı koruduğuna dair yeni bulgular ortaya koydu. Nature Aging dergisinde yayınlanan çalışmada, Viagra grubu ilaç kullananların kullanmayanlara kıyasla %69 daha şanslı olduklarını açığa kavuşturdu. Ancak konunun uzmanları bu araştırmanın henüz yeterli olmadığını söylüyorlar. Kısaca böyle bir olasılık var ama siz yine de ileride Alzheimer olmamak için Viagra yararlı diye bir saplantıya kapılmayın. Mozart dinlemek bizi daha zeki yapar mı? Müziğin ruhumuz ve beynimiz üzerinde olumlu etkileri biliniyor. Ancak Mozart dinlemenin ya da ana rahmindeyken veya doğumdan sonra bebeklere Mozart dinletmenin onları dahi yapacağı yolunda bir araştırma yok. Müzik dinlemenin beynimizin bazı bölgelerini aktifleştirdiği biliniyor. Müzik dinledikçe tekrar tekrar aktifleşen bölgelerin hacmi artıyor. Ancak zeka gelişmesi için müzik dinlemenin yeterli olmadığı belirtiliyor. Buna karşın müzik dinlemenin pek çok farklı olumlu yönleri var, özellikle ruhumuz üzerinde. Yumurta uzun süre tokluk sağlar mı? Hepimizin kahvaltıda zevkle tükettiği, diyetlerde tokluk hissi vermesi için önerilen yumurta gerçekten bizi tok tutma açısından çok becerikli. Connecticut Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada katılımcılar ikiye ayrıldı ve bir grup yumurta, diğer grup hamur işi yedi. Yumurta içeren kahvaltıyı yapanlarda açlığı uyaran grelin düşük seyretti ve gün sonunda diğer gruba göre yumurta yiyenler 400 kilokalori daha az besin tükettiler. 5 haftalık araştırma sonucunda ise yumurtalı kahvaltı yapanların vücut kitle indekslerinde %61, bel çevrelerinde %34, kilo verme başarılarında %65 daha iyi sonuç aldıkları görüldü. Ancak burada bir nokta koyalım ve hemen ekleyelim. Yumurta konusunda aşırıya kaçmak riskli olabilir. Sonuçta yumurta yüksek yağ içeriyor. Konuya ilişkin doktorunuzun uyarılarına dikkate almalısınız. Son haber Türkiye'den. İleri evre akciğer kanseri için Türk bilim insanları bir ilaç geliştirdiler. Ankara Onkoloji ve Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi sorumlusu Profesör Doktor Fevzi Altıntaş, geliştirdikleri ilacın akciğer kanseri hastaları için bir umut ışığı olduğunu belirtti. Altıntaş, 18-75 yaş arasında hastalığı tekrarlamış veya ileri evre olan, daha önce immünoterapi tedavisi almış hastalarda klinik aşamaya geldiğimizi mutlulukla açıklamak isterim. Bu bir ekip işidir ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çalışmalarımız önemli bir aşamaya geldi. Yakında müjdeli haberlerimizi Türkiye ve tüm dünya ile paylaşacağımızı umut ediyorum, dedi. Sağlıkta yeniliklerden bu haftalık bu kadar. Hepinize sağlıklı bir hafta diliyoruz. Haftaya buluşmak üzere.